sanayileşme, yoğun tarımsal üretim, artan nüfus gibi etkenlerle hava, toprak ve su kaynaklarımız gitgide kirleniyor. Bu kirliliğin önüne geçebilmek için yeni orman sahaları oluşturuluyor, sanayi tesislerine arıtma sistemleri kuruluyor ve tarımsal üretimde doğa ve sağlık dostu üretim teknikleri geliştiriliyor. Bu teknikler çevreyle uyumlu, kaynakları doğru kullanan, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen, hayvan refahını gözeten yeni tarımsal yaklaşımlar olarak karşımıza çıkıyor. Son yıllarda doğal kaynakların durumu, enerji sorunu, tarım alanları, sağlıklı yeterli gıda üretimi, çevre kirliliği ve doğal dengenin bozulması gibi durumlara çözüm olarak organik tarım en önemli alternatif üretim biçimi. İzmir, ülkemiz için önemli bir ticaret merkezi. Özellikle gıda sanayisiyle lider iller arasında yer alıyor. Organik ürünler bakımından hem üretiminde hem de ihracatında bölge olarak en büyük paya sahip. Türkiye'nin en büyük fuar alanı İzmir'de. Böylelikle ticaretini geliştirme konusunda hızla ilerliyor. Biz de gıda habercisi olarak sizler için bu hafta İzmir'de düzenlenen organik ürünler fuarını gezeceğiz. Ana temelleri 1930'lu yıllarda atılmış olan organik tarım ürünlerinin ticarete konu olması 1970'li yıllara dayanır. Özellikle kimyasal ilaç ve gübre kullanımı tarımda verimi arttırsa da beraberinde getirdiği insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri kısa zamanda anlaşılmış, organik tarım teknikleri toplumların hassas kesimlerinde kullanılmaya başlamış. Dünyada en yaygın olarak bilinen adıyla biyotarım, ülkemizde ilk olarak ekolojik tarım olarak anılsa da yasal mevzuatta organik tarım olarak yer almış. Ülkemizde 1990'lar sonrası organik tarıma olan rağbet artmış, üretimle ilgili yasal mevzuatsa 2000'li yıllarda oluşturulmuş. Türkiye'de özellikle kuru meyve ve sert kabuklu fındık gibi ürünlerde geleneksel ihracatçı ülke konumunda olduğu için bu ürünlerin organik üretilmiş olanlarına gelen taleple başladı 1983-84 sezonunda. Önce kuru üzüm, kuru incirle başladı. 90'a kadar bu grup içinde diğer örneğin kayısı gibi, fındık gibi geleneksel ürünler ve pamuk girmeye başladı. 90 sonrasında çeşitlilik. Şu anda yıllık %10-15 civarında ortalama pazarda bir artış söz konusu. Ama bu artış nerede artıyor dediğinizde en büyük artış gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişen ülkelerde iç pazarın başta Amerika olmak üzere artışı. Çin aynı şekilde, Japonya, Avrupa dışındaki ülkelerde hızlı bir pazar artışı var. Türkiye için söz konusu olursa durum. Burada en büyük belki dikkati çeken konulardan birisi de ürün çeşitliliğinde, işlenmiş ürün bazında çeşitlenme ortaya çıktı. Ve hayvansal ürünleri ele aldığımızda da özellikle son yıllarda iç pazarın gelişimiyle bağlı olarak hayvansal ürünlerde de artış görülüyor. Ülkemizde organik tarım mevzuatı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş ve üreticilerin uygulaması gereken kurallar ve standart belirlenmiş. Organik tarım yapmayı hedefleyen üreticilerin öncelikle bakanlığa başvuru yapmaları gerekiyor. Mevzuata uygun üretim koşullarını sağlayan üreticiler, organik üretim uygulama sertifikası alabilir. Organik tarım yapan üreticiler, sertifika şirketleri tarafından denetlense de, nihai ürünlerin denetimi bakanlık tarafından da ayrıca kontrol ediliyor.
temel uyulması gereken kriterler nelerdir organik tarımda? Özellikle üretim çiftçi aşamasında temel olarak organik tarımın beklentisi sentetik, kimyasal, insan sağlığı ve doğaya zarar veren girdileri yasaklıyor. Buna alternatif olarak doğaya zarar vermeyen, faydalı popülasyonuna zarar vermeyen, toprak verimliliğini, sürekliliğini koruyan girdilere izin veriyor. Bir de geçiş dönemi söz konusu. En önemli kriter ve bütün standartların da belirlediği bir kriter bu. Ya ben bir üretici olarak bugün organik tarım yapmaya karar verdiğimde hemen ürünüm organik sertifika almıyor. En az tek yıllık ürünse 2, çok yıllık ürünlerde de 3 yıl bir geçiş dönemi söz konusu. Tabii araziden çıktıktan sonra ürün gıda işletmelerinde işleniyor. Burayla ilgili de kısıtlar var. Burada da işte herhangi bir karışma bulaşma olmadan işlenmesi gerekiyor. Sertifikasyon sisteminin en büyük güvencesi tüketiciye araziden onun sofrasına geldiği noktaya kadar her aşamayı denetlemiş olması gerekiyor. Sadece siz mi yapıyorsunuz yoksa bakanlık da ayrıca ya da yurt dışından gelip de ayrıca denetim yapılıyor mu? Şimdi biz sistemi şöyle izah edeyim. Türkiye'de organik tarım programının sahibi bakanlığımız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Bu sertifikasyon yetkisini bizim gibi özel yetkilendirilmiş kuruluşlara devrediyor. Onların izniyle, yetkisiyle biz bu servisi verebiliyoruz. Biz üreticiyi denetliyoruz ya da işleyiciyi denetliyoruz. Bakanlık da bizi denetliyor. Sertifikasyon yapan şirketlerin akredite olmaları gerekiyor. Tüketicimiz pazarlara, marketlere gittiklerinde alacakları ürün üzerinde organik ürün logosunu, sertifikasyon firmasının logosunu gördükleri zaman güvenle tüketilebilir. Çünkü bu ürünler hem bizler tarafından haberli habersiz denetimlerle inceleniyor, analizleri yapılıyor. Artı biz de bakanlığımız ve akreditasyon kurumları tarafından sürekli denetleniyoruz. Ülkemizde olduğu gibi dünyada da organik kuru meyvelere olan ilgi artıyor. Üretiminde ve ihracatında lider olduğumuz kuru üzüm, incir, kayısı gibi ürünlerde de organik üretim yapılmaya başlanmış. Organik üretim sertifikalı bu ürünler tüm dünya pazarlarında en çok rağbet gören ürünler arasında yer alıyor. Organik kuru meyvelerin sadece üretim süreci değil, taşınması, paketlenmesi ve ihracatı da çok önemli. Organik kuru meyve üreticileri ve ihracatçıları kurallara uygun şekilde ürün hazırlamak için gereken özeni gösteriyorlar. Ülkemizde organik tarımın ihracatı ile ilgili neler söylersiniz bize? 90 yılından bugüne kadar 28 yıl geçti ve bu geçtiğimiz süreçte Türkiye çok mesafe kat etti. Çok doğru bizim hareketlerimiz, eylemlerimiz oldu. Nedir bunlar? Sivil toplum örgütü ETO. İkincisi üniversiteler. Üçüncüsü kamu, bakanlık. Dördüncüsü Ege İhracatlar Birliği olarak Türkiye'nin altyapısını oluşturmaya başladık. Bu güçlü altyapı sayesinde Türkiye'de organik tarım sağlam bir zemini oturttuk. Bugün bu yapmış olduğumuz fuar da bu temellerin üzerine kurulmuş ve bugünlere gelmiş en güzel bir yapıdır. Bunu da her geçen gün geliştiriyoruz. Dünyadaki ekolojik tarımın içerisinde Türkiye'nin pazar payı nedir ve hangi ülkelere ulaşabiliyoruz dünyada? Organik kuru meyvede dünya birincisiyiz. Üzüm, kayısı, incir, fındık. Çünkü bunlar bizim ana ihraç ürünlerimiz. Biz de ilk bu ürünlerde ihracata başladığımız için bu konuda önemli bir yol aldık. İkinci planda yine dondurulmuş ürünler çok geniş bir şekilde yürüyor. Mesela bizim kirazımız. Nasıl sofralık kirazda biz dünyada önemli bir durumdaysak, aynı şekilde organik kirazda da dünyada dondurulmuş olarak yaptığımız önemli bir yerdeyiz. Aynı şekilde vişnemiz, çileğimiz işte ve diğer dondurulmuş ürünler bunu destekler nitelikte. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarımsal üretim bakımından önemli bir ülke. Özellikle adaya özgü hellim peyniri dünyada daha çok tanınıyor. Ada sadece hellim peyniri değil, birçok tarım ürünüyle birlikte organik üretimde de isim yapmayı planlıyor. Kıbrıs Adası'na organik ada statüsünün kazandırılması için çalışmalar yürütülüyor. Ülkemizde gerçekleştirilen Organik Ada Gökçeada projesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için iyi bir örnek teşkil ediyor.
Sayın Bakanım merhabalar, hoş geldiniz merhaba, Türkiye'ye. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasıl buluyorsunuz Organik Tarım Fuarı'nı? Çok iyi bir girişim ve ilk kez bir ülke standı olarak bu fuarın bir parçası olmaktan dolayı da son derece mutluyum ben. Bizler bu konuda ciddi bir girişim içerisindeyiz. Ülkede organik tarımcılığın geliştirilmesiyle alakalı önemli destek programları hazırlamış vaziyetteyiz. Dolayısıyla böyle bir organizasyonun içerisinde yer almak, hem Türkiye deneyiminden yararlanmak hem de kendi gerçeğimizle birlikte bu konuyu ele almak bizler açısından son derece pozitif. Peki Kıbrıs'ta organik tarımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne gibi çalışmalar var? Hangi ürünlerde organikte ön planda olacaktır Kıbrıs? Tabii şu anda başlangıç aşamasında, mevzuat konusunda da eksikliklerimiz var. Henüz sertifikasyon aşamasına gelmiş işletme sayısı son derece az. Ancak pazar genişliği ve tüketici ilgisi çok yüksek. Bu fuarla birlikte öyle zannediyorum ki elde edeceğimiz deneyim değişimi ve birikim hızlı bir ilerlemeye yol açabilecek. Çünkü coğrafyamız ve iklimimiz bu açıdan son derece uygun. Bizim ülkemizde Gökçeada örneği var. Organik evet. Ada olarak. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bir organik ada yapıyor olmak mümkün olacak mıdır? Ya tabii bu konuda geçmişte uygulanmış olan tarımsal üretim metotları ve girdileri bir süre daha adaya organik ada diyebilme ihtimalini ortadan kaldırıyor. Ama bu konudaki girişim süreklilik arz ettiği takdirde neden olmasın? Dolayısıyla bizler ada olmanın avantajını bu çerçevede değerlendirmek istiyoruz. Doğal üretim alanlarımız son derece geniş, özellikle zeytincilik ve harupçuluk açısından. Özellikle Harup Kıbrıs açısından son derece önemli, dünyaya hitap edebilecek bir potansiyel söz konusu. Bunu değerlendirmek ve disiplinli bir biçimde ekonomiye kazandırmak son derece önemli. Önceliklerimiz arasında yer alıyor, evet. Organik ürünler fuarında en çok ilgi gören ürünlerden birisi de organik tarhana. Fuarı gezmeye gelen katılımcılar, Türk mutfağının en besleyici ve geleneksel ürünlerinden olan ev tarhanasını keyifle tattı. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tadına bakalım önce. Afiyet olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Farklı bir ürünle katıldınız. Ürününüzden biraz bahseder misiniz ve organik olan nedir burada? Türkiye'de ilk defa tamamen doğal yöntemlerle organik tarım esaslarına göre üretilen bir üründür. Ev tarhanası. Bütün kullandığımız ham maddeler sertifikalı ve onaylı olan bir ürünlerdir. Bunların biz tamamen karıyoruz. Annemizin yaptığı tarzda ev tipi organik tarhana yapıyoruz. Aynı zamanda geleceğimizin teminatı çocuklarımız için de organik bebek tarhanası yapıyoruz. Tek içimlik biberona dökerek çalkalama yöntemiyle hazır bebek tarhanası yaptık. Ve katkı ve koruyucu madde kullanmadan. Amacımız çocukların daha sağlıklı yetişmeleri. Tavuk ve yumurta hakkında soru işaretleri olan en önemli ürünlerin başında geliyor. Tavukların büyüme süresi, hangi yemle beslendikleri ve kabuğuyla doğal bir ambalaja sahip yumurta için bile spekülatif bilgiler nedeniyle tereddütler yaşanıyor. Bu kafa karıştırıcı bilgileri gidermek adına bazı üreticiler yumurta ve tavukta da organik üretime yönelmişler. Tavukta özellikle çok büyük farklar var tabii konvansiyonel üretime göre. Öncelikle yaşam alanları çok daha farklı. Serbest gezmesi, bulunduğu yaşam alanındaki metrekareleri, bunlar zaten prosedürlerle belirlenmiş durumda. Tarım Bakanlığı'nın çıkardığı organik prosedürleriyle belirlenmiş durumda. Bunlara tamamıyla %100 uymak gerekiyor. Diğer bir şey de tavuğumuzun cinsi de farklı aslına bakarsanız. Çünkü kolay büyüyen bir cins değil. Normal eskiden köylerimizde yetişen tavuk cinslerinin bir benzeri. O yüzden yani 40, öyle 40 günde falan büyüyebilecek bir tavuk değil bizimki. 90 ila 100 günde kesime hazır hale geliyorlar. Peki yumurta olarak ya da tavuk olarak besin değeri bakımından diğerine göre fark var mı? Öncelikle üretim sırasındaki beslenme yönteminden dolayı zaten tamamıyla GDO'su ürünlerle besleniyorlar. Yemin haricinde en büyük beslenme kaynakları doğal arazide besleniyorlar orada. En büyük fark oradan kaynaklanıyor. Normal tavukla organik tavuk arasında ya da yumurta arasında fiyat farkı ne kadar? Ne yazık ki de bir bahsettiğim gibi yaşam ömürleri çok daha uzun bu hayvanların. Konvansiyonele göre yaklaşık 2,5 kat daha uzun bir yaşam ömürleri var. Birinci fiyat farkı buradan kaynaklanıyor. Yani yediği yem 2,5 kat daha fazla. Cinsi daha farklı. Bulunduğu yaşam alanı çok daha geniş arazilerde beslenmek durumunda. Bunların hepsi üst üste geldiği zaman tabii ki tüketiciye ulaştığında bir fiyat farkı olaraktan ortaya çıkıyor. Önümüzdeki yıllarda organik ürün pazarından en önemli payı alacak sektörlerin başında tekstil geliyor.
topraklarımızın kirlenmemiş olması ve GDO'lu pamuk üretiminin ülkemizde yasak olması, dünya tekstil pazarında ülkemize önemli bir avantaj sağlıyor. Organik pamuktan elde edilen iplik ve kumaşların üretimi ülkemizde artarken, dünyada talep de aynı hızla yükseliyor. Organik tarım dendiğinde insanların aklına önce organik gıdalar geliyor. Ama en önemli ürünlerinden bir tanesi özellikle dünya için pamuk. Ülkemizde organik pamuk yetiştiriciliği ile ilgili bilgi verebilir misiniz biraz? Tabii. Son yıllarda organik gıda bir akım başlamasıyla beraber ondan sonra özellikle ilk başta Avrupa Birliği ülkeleri ve Kuzey Amerika ülkelerinin tekstilde de organik üretime ciddi bir ilgisi başladı. Son yıllarda bu ülkemizde de çok ciddi derecede bir talep görmeye başladı. Bununla beraber ülkemizde de son 3 yılda organik pamuk üretimi ciddi derece artmaya başladı. Yurt dışında ki bulunan yabancı alıcılar ülkemizde de yıllardır doğru düzgün yürütülen politikalar sonucunda alım yönlerini Hindistan, Bangladeş, Pakistan gibi ülkelerden ziyade Türkiye'ye çevirdiler. Bu hem ülkemiz için hem çiftçimiz için hem burada faaliyet gösteren özel sektör için çok ciddi bir gelişim. Biz firma olarak organik pamukta çiftçilerle beraber sözleşme yapıp kendi pamuğumuzu üretip bunu pamuk olarak yurt dışına ihracat ediyoruz veya iplik veya kumaş olarak yine hem yurt içi hem de yurt dışına satışlarımız oluyor. Uzak Doğu bölgesi, AB ülkeleri, Kuzey Amerika, neredeyse dünyanın tamamına pamuk olarak bu gidiyor. Pazarın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Özellikle pamuğun pay alması anlamında. Devletimiz çok önemli teşvikler verdi. Gitgide de üretim artmakta. Türkiye burada yükselen yıldız olarak gözüküyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde GDO problemleri yaşandığı için ve bizim kanunlarımız ve yasalarımız kesinlikle burada genetiği değiştirilmiş tohuma izin vermediği için şu an Türkiye'de yetiştirilen pamuk ve diğer tarım ürünleri cazibe ürünleri olmaya devam da ediyor. Özellikle son yıllarda güzellik ve hijyen için kullandığımız kişisel bakım ve kozmetik ürünleri için dünyada yeni bir slogan var. Yiyemediğin ürünü vücuduna sürmek. Bu trend organik kozmetik ürünlerine olan ilgiyi artırıyor. Ürünlerin içeriğinde kimyasal istemeyen tüketiciler organik kozmetik ürünlerini tercih ediyor. Sabun, diş macunu, bebek ürünleri hepsinin organiğini bulmak mümkün. Kozmetik ürünlerde ya da kişisel bakım ürünlerinde organik dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Organik dediğimizde öncelikle hiçbir kimyasal gübre, herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan doğal ürünler kullanılarak elde edilmiş kozmetik ürünler. Ve bunda en önemli belirleyici göstergeç diyeyim sertifikalar. Peki en çok kimler tercih ediyor bu organik ürünleri? Bayanlarımız kozmetik ürünlere ilgi gösterse de erkeklerin ilgisi de gitgide artıyor. Bebek ve çocuğu olan anneler bunu daha çok önemsiyor. Bizim ürün çeşitliliğimiz geniş bir skaladan oluşuyor. Bebek serimiz var, çocuk serimiz var, aloe vera serisi, işte huç ağacı serisi. Bunlar hem vücut tipine, saç tipine göre değişkenlik gösterebiliyor. Her serinin içinde de çeşitli farklı ürünler var. İşte şampuan, saç kremi, duş jeli, roll-on, vücut losyonu gibi çeşit çeşit. Bebek ürünlerinde özellikle hiçbir parfüm içermiyor. Bu aynı zamanda Astım Alerji Derneği'nin sertifikası bulunuyor. Uluslararası geçerliliği olan. Bu da demek oluyor ki bebek ürünleri bebeklerde hiçbir alerjik reaksiyona sebep vermeyecek. Aynı zamanda koku içermeyecek demek oluyor. Anneler gönül rahatlığıyla alıp bu ürünleri kullanabiliyorlar. Ülkemizde üretilen organik ürünler geçmişte sadece ihraç edilirken artık talebin artmasıyla iç piyasada da kendine yer buluyor. Markalaşmanın önemini anlayan ihracat firmaları organik ürünleri markasız yani dökme olarak düşük bedelle satmak yerine kendi markalarıyla yurt dışı piyasasına sunuyorlar. Türkiye markası izlenen doğru yöntemler ve stratejilerle organik ürün pazarında güçleniyor. Organik tarımın Türkiye'de en büyük emek verenlerinden birisiniz. Bir firmanız var ve hangi ürünleri yapıyorsunuz şu anda organik tarımla ilgili? Doğrudur. 32 seneye yakın süreç içerisinde organik tarımın içerisindeyim. Firma olarak
daha çok katma değerli ürünlere yönelmeye çalıştık. Daha geniş kitlelere hitap edebilecek. Yani çocuklara, gençlere. Dünyada yapılan araştırmalarda çünkü 35 ila 44 yaş arasında en çok tüketim alışkanlığı olan organik olduğu saptanmış. Dolayısıyla bu neslin tüketimine yönelik ürünler üretmemiz lazım. Bu amaçla 150'ye yakın ürünümüz var. Bunların içerisinde atıştırmalık ürünler dediğimiz sağlıklı atıştırmalık, yani paket açtığınızda yine hepsi tamamıyla gıda, organik gıdadan oluşmuş ürünler var. Artı çocukların seveceği bu şekerli yiyecekler yerine onların tamamıyla meyvelerden yapılmış olan tasarımları var. Bir de burada önemli olan bir şey sadece ürün tasarımları geliştirmeniz değil, paket ambalaj tasarımları da çok önemli. Çünkü böyle göz teması dediğimiz, rafa girdiğinizde gözünüzün yakalaması da önemli. Biz firma olarak o konuya da ağırlık verdik. Peki sadece ülkemizde Türkiye için mi ürün üretiyorsunuz yoksa ihracata yönelik de çalışmalarınız var mı? Var. İki ülkeye kendi markamız ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Ayrıca 5 ayrı ülkeye de onların markalarıyla ya da dökme olarak ihracatımızı yapıyoruz. Şu anda ciromuzun %50'si yurt içi satışlardan, %50'si de yurt dışı satışlardan oluşuyor. Başta Fransa, İsviçre iki müşteri, Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Amerika. Peki bu ürünlerin dışında bir pamuk sektörü de var. Bununla ilgili de bir şapkanız var, bununla ilgili de bir göreviniz var. Bundan da bahseder misiniz bize? Kırgızistan, Asya, Türkiye Cumhuriyetleri dediğimiz ve Mısır ve Yunanistan'a dahil olmak üzere 7 ülkenin organik pamuk ve tekstil temsilciliğini de yapıyorum. Bu çerçevede de işte dünyada yine ilk kez geçen sene başlatılan organik bölgesel yuvarlak masa toplantılarını başlattık. Bu fuar çerçevesinde İzmir'de. Buradaki amacımız Türkiye'nin gıdanın dışında da bir tekstilde ve pamukta da bölgesel organik bir güç merkezi, bir platform oluşmasını sağlamak ve daha çok açılımla Türkiye'de organik üretimi ve tüketimi yaygınlaştırmak. Son soru, özellikle organik pamukla alakalı merkez halinde miyiz ve potansiyelimiz ne? Organik pamuk açısından tam olarak merkez olduğumuzu söylemek zor. Ancak tekstil açısından merkez halindeyiz. Çünkü dünyanın en çok pamuk üreten ülkesi organik olarak Hindistan. Ama tekstil açısından biz Hindistan'dan çok daha ilerideyiz. İki, Avrupa pazarına, tüketim pazarına olan yakınlığımızdan ve çok hızlı manevra edebilmemizden ve tekstil atölyelerimizin çok daha gelişmiş, özellikle insan sağlığı, Avrupa'da tüketicilerin çok önem verdiği insan sağlığı açısından çok gelişmiş de olmasından dolayı avantajlarımız çok. Tekstilde bölgesel bir güç halindeyiz. Pamukta da onu kazanmaya çalışıyoruz. Dünyada ve ülkemizde üreticiler ve tüketiciler arasında organik ürün üretimi ve tüketimi artıyor. Gelecekte de organik ürünlere olan bu ilginin devam edeceği şimdiden anlaşılıyor. Biz de ülke olarak toprak ve ürünlerle ilgili avantajlarımızı iyi değerlendirerek dünya organik ürünler pazarında daha çok söz sahibi olabiliriz. Geleceğimizi nasıl görüyorsunuz organik tarım açısından? Bizim topraklarımız bu anlamda bakir mi yoksa çok mu kirlenmiş durumda? Gelecekle ilgili nasıl bir hedef koymalı Türkiye organik tarım için? Ben toprak kirliliği yönüyle çok önemli bir sorun olduğunu ülke ortalaması olarak düşündüğümüzde düşünmüyorum. Tabii ki çok kirlenmiş, geri dönüşüm olmayan kirlilik noktaları var ama ülke genelinde düşündüğümüzde uygun, yani organik tarımdaki uygulamaların yine yönetmeliklere uygun biçimde uygulanması ve geçiş süreçleri düşünüldüğünde istenen kalitede ve sağlıklı ürün sağlamak mümkün. Sağlıklı ürün ve sağlıklı beslenme yaklaşımı birinci önceliğimiz. Bilinçli tüketici ve bilinçli tüketim hepimiz için önemli ve Türkiye için de önemli bir hedef olmalı diye düşünüyorum. Stratejilerimizi doğru koyarsak Türkiye hem yurt içi hem yurt dışında da daha iyi bir yere gelebilir. Tarımsal sanayi Türkiye'de çok ilerledi diğer komşu ülkelerimize göre. Biz onların bu ürünlerini yönetebilirsek hep birlikte dünyaya çok daha geniş sağlıklı ürünler sunmamız gelir. Organik tarım ve organik tarım ürünleri bir sağlık ürünüdür. Tüketicilerimizin bilinç seviyesini yükseltip organik ürün tüketme alışkanlığını kazanmaları lazım. Bu bakımdan organik ürünleri hayatlarına katsınlar, nesillerin daha sağlıklı olmasını sağlasınlar.
Dünyada organik tarım üreticisi ülkeler arasında 14. sırada yer alıyoruz. Ülkemizde bugün itibarıyla toplam ekilebilir arazilerin %2'sinde organik tarım yapılıyor. Başta Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya olmak üzere dünyanın dört bir yanına organik tarım ürünlerini ihraç ediyoruz. Geçtiğimiz yıl organik tarım üreticilerimiz yaptıkları 78 milyon dolarlık ihracatla ülke ekonomisine de katkı sağladı. Dünya ticaretinde organik tarımın önümüzdeki 5 yılda şu anki bulunduğu durumun 3 katına çıkması bekleniyor. Dünyada tüketicilerin bilinçlenmesi ve tüketilen gıdaların insan sağlığına etkilerinin anlaşılmasıyla organik tarım ürünlerine olan talebin artması bekleniyor. Sadece organik tarım ürünleri tüketimi değil, insanlar artık doğal ve organik yaşam tarzını benimsiyor. Organik ürünler pazarı her yıl %20 artsa da toplam dünyada üretilen gıdanın içerisindeki payı %1. Ülkemiz organik pazarında önemli bir aktör. Ancak dünya lideri olabiliriz. Dünya lideri olmamız için yeni politikalar belirlememiz gerekli. Böylelikle daha fazla döviz gelir elde ederiz. Organik ürünler çevreye, insana, dünyaya saygılı bir üretim anlayışına sahip. Sağlıklı nesiller yetiştirmek ve daha temiz bir dünya bırakmak istiyorsak geleceğe organik ürünleri tercih etmeliyiz. Gıda Habercisi'nden bu haftalık bu kadar. Sizleri her hafta Gıda Habercisi'ni izlemeye davet ediyorum. Hoşça kalın.